Merhaba sevgili basketbol severler. Bir haftalık aradan sonra POT6 programıyla yeniden birlikteyiz. Fruit Extra'nın katkıyla sunduğumuz bu programı aynı zamanda 94.2 Radyo Bursa'da bugünden ortak yayınımızda da dinleyebilirsiniz. Bu hafta çok değerli ve özel bir konuğum var. Siz de görüyorsunuz. Fruit Extra Bursaspor'un kaptanı Ender Aslan. Ender Aslan çok heyecanlı. Öncelikle hoş geldin diyelim sevgili Hoş bulduk, kaptan. hoş bulduk abi. Nasılsın görüşmeyeli? Teşekkür ederim abi. Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Eyvallah. Maçlarda gerçi görüşüyoruz ama geçen sene de sağ ol kırmadın bizi geldin. Geçen hafta da menajer Nedim Yücel vardı. Onunla da güzel sonuçları konuştuk ama sevgili seyirciler bu hafta sevgili kaptanla buluşmamızın bir diğer nedeni de kendisi bu hafta son kez parkeye çıkacak basketbolcu olarak. 83 doğumlu artık 38 desek ayıp olmaz değil mi? 38 zaten. 38 ya yapacak bir şey yok. Aynen. 38, ben de tabii 38 yaşında olmak isterdim şu anda, o ayrı mesele de. 38 yaşında potalara veda ediyor ve bildiğim kadarıyla 18 yıllık Süper Lig kariyeri. Evet. Daha fazla da olabilir. 21 yıllık, özür diliyorum. 21 yıl. Aynen. 2021 yıllık, 16 yıllık da Euroleague kariyeri. Aynen. Müthiş bir kariyer. Tabii 2010 Dünya Kupası'nı unutmak mümkün değil. O meşhur. Geçen gün Ömer Onan'ın NTV'de röportajını gördüm. Kevin Durant'ı kim tutacak, sen mi ben mi diye. Röportajınız vardı, onu MGG bir daha yayınladı. Ömer Onan'ın kim tutmuştu Kimse sahayı? Kimse tutamadı, tutamadı. güzel. Aynen Ama Amerika Birleşik Devletleri ile İstanbul'da Dünya Kupası'nda bir final oynamak, milli takım, 12 dev adam 2001'de ben salondaydım. Avrupa ikincisi olduğumuzda aynen. Sırbistan maçında Abdülpekçi'de. O zaman tabii yine bir Avrupa şampiyonası ilk finali milli takımlar bazında. Bu sefer de Dünya Kupası'nda bir. Indianapolis de vardı mesela 2002. Orada olmamıştı. Evet. Saçlar sarıydı belki ondan. Gitti gitti. Orası kötü geçti. Evet ama şaka bir yana sevgili Ender'le hem kariyerini konuşacağız hem bundan sonraki planlarını konuşacağız. İki bölüm halinde programı işleyeceğiz. Ender izin verirsen hemen şöyle maçları biraz konuşalım. Tabii ki. Bu hafta tabii acayip bir maç vardı. Galatasaray İstanbul'da konuk oldunuz. 106-93 ama maça bakıyorsunuz ilk yarı Fruit Textile Bursaspor önde 58-53. Bir acayiplikler oldu. Yani teknik fauller koça, bench'e, oyuncuya havada uçuştu. Ziya Özorhun sağ olsun bayağı Bursaspor'a inceden inceye fauller çaldı ve maç sonlarda koptu diyebiliriz açıkçası. Özellikle son çeyrekte. Ve üçüncü çeyrek tabii orada da 27-14'lük bir Galatasaray serisi var. Nasıl gördün sen maçı? Tabii hani kaptan olarak hakemlere girmek istememen normal ama açıkçası Galatasaray bu maçı kazanıp ligde kalmak istiyordu. Çünkü haftaya Fenerbahçe ile maçları vardı. Bu hafta da lig bitiyor. Nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü son haftalarda çıkışa geçen bir Fruitex'te Bursaspor var. Evet ya açıkçası biz de kazanmayı çok istiyorduk. Çünkü playoff şansımızı devam O da ettirmek vardı tabii. istiyorduk. Ama tabii Galatasaray'ın çok daha nasıl diyeyim onlar için çok daha hayati bir maçtı. Evet, ligde kalmak adına. Ama biz daha iyi başladık maça. Müthiş oldu. Kontrolümüz altında geçen bir Mumford'un maçtı. ışıkları falan acayipti yani. Aynen ama sonra biraz hakemlerin genelde Galatasaray'dan yana kullanması takdirleri bizim de kontrolü artık kaybetmemize, direncimizi kırdı Bir açıkçası. de Oğuz'a falan çalınan fauller 4 dakikada 3 faulle kenara oturdu falan. Yani Oturmak zorunda kaldı. kolay olmuyor ondan Uzunlar da sonra eksik. direncini korumak. Zaten deplasmanda oynuyorduk. Evet. Sonundaki fark açıkçası maçın gerçek Değil. skoru değil bence ama 106-93. sonunda dediğim gibi hani direncimiz kırıldı. Direnç kırılınca da sonuç Galatasaray'ın istediği gibi oldu diyelim. Aynen. Ama özellikle işte maça Galatasaray Lisesi mezunu hakemin verilmesi, yardımcı hakem Ziya Özoroğlu'nun artık kör gözün parmağına diyeceğim ben. Bir de tribünlerde de ekrandan izledim ben tabii maçı. TRT Spor 2 verdi. Bütün Türkiye izledi. Açık kanal olduğu için. Karanlıktı ama güzel de seyirci taraftar sesleri geliyordu. Evet bu maçta vardı Bir yani bu. 200-300 kişi varmış galiba. Biraz eskiyi hatırladık bu Evet, maçta. ya seyirciyle nasıl oluyordu maçlar derken hatırlatlar. Bazı futbol maçlarında da gördük bu Evet. hafta. Enteresan işler oldu ama sonuçta Galatasaray erdi muradına diyeceğiz. Tabii böyle maçlar bizim camia biliyorsun unutmaz. Yani unutmaz derken
yıllar önce de böyle bir şey olmuştu diye hatırlanır. Oysa Bursaspor bu maçı normal şartlarda hakem faktörü olmadan oynasaydı ve kazanma ihtimali çok yüksekti. 13 galibiyetle şu anda Antep'i yakalıyordu. Evet. Beşiktaş'a 7. 8. olup playoff'a girme şansı vardı. Sen yani birkaç maç fazla oynayacaktın yani. Olsun, oynardım. Onu. Şaka bir yana tabii canım. Onun esprisi evet, daha zevkli olurdu playoff'la bitirmek. Evet. Ama bu hafta şimdi Orman Spor maçı. 2 senedir buradasın. Dilersen Orman maçını sonlara doğru konuşuruz ama Bursa'ya gelirken ne umuyordun, ne buldun? Mesela şehir değiştiriyorsun. Gerçi sen hani Ankara'da da oynadın. Avrupa'da da oynadın. Ya Bursa'ya gelirken gerçekten ben zaten çok fazla düşünmedim ve kendi duygularıma güvenerek geldim. Evet. Açıkçası ilk teklifi aldığında? İlk teklifi aldığımda da sen de biliyorsun abi, arkamızda henüz o zamanlar müthiş Uludağ'ın sponsorluğu da yoktu. Yoktu, evet. Ama ben hislerime güvendim. Burada çok güzel günler geçireceğime inanarak geldim. Sponsor arayışları vardı hatta. Vardı aynen. Ve sonunda da bugün geldiğim noktada da iyi ki bu kararı vermişim diyorum. Çünkü hakikaten o çok önemli değil mi? Çok güzel iki sezon. Burada, İlk yılı tribünler dolu Mart'a aynen, kadar. Bu zaten çok güzel bir duyguydu. Bu sezon çok zor günlerden geçmemize rağmen ben orada tabii özellikle başkanımız Sezer Sezgin, yönetim kurulumuz hakikaten burada bugün çok mutlu olmamın sebebi, iyi ki bu kararı vermişim dememin sebebi hakikaten burada tam olarak yani lafta değil aile ortamının olması. Değil mi? O çok önemli. Burada çok ciddi fedakarlıklar var. Dediğim gibi başta başkanımız, baktığınız zaman bu kulüp birkaç yıl önce sıfırdan kuruldu. Çok ciddi. 6 yıl önce ben çekirgeyi biliyorum. Yani Sezer Sezgin Başkan o zaman futbol, basketbol değil de amatör şubeler sorumlusuydu. Voleybol aynen, kız takımı da vardı. Aynen. Çekirge spor salonunda o kafanı çarparsın. Çekirge spor salonu belki soyunmasını görmüşsündür. Tribün altıdır böyle, merdiven altıdır. Basketçiler kesin çarpar. Ben bile normal vatandaş olarak oraya amatör takımların idaresi olarak girdiğimde birkaç kere kafamı çarpmıştım yani. Yani çok ciddi fedakarlıklar var. Bugün hepsi hem başkanımız hem yönetim kurulu hepsinin kendi özel işleri de var ama değil mi? Benim gördüğüm kadarıyla önce Bursa Spor. Basketbol Bursa Spor'a çok ciddi emek harcıyorlar. Aynı şekilde genel menajerimiz Nedim Yücel. Evet. O da gerçekten bütün varını yoğunu takımın daha iyiye götürmek için harcıyor. O yüzden kötü gittiğimiz bu sezon başı biliyorsun kötü başladık, kötü gitti ama bize kesinlikle evet, bunu hissettirmediler. Her zaman destek oldular ve sonunda da bu son haftalardaki güzel tablo ortaya çıktı. Bunu ben oynadığım birçok kulüpte açıkçası bu şekilde yaşayabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü kötü gidişat olduğu zaman çok çabuk ilişkiler parçalanabiliyor ama burada doğru söylüyorsun. Hakikaten dediğim gibi başta başkan, yönetim kurulumuz, Nedim abi çok gelemeseler de manevi taraftarlar. Çok aynen, çok özel bir duruş gösterdiler. Mesajlar, manevi destekler. Geçen sene mesela ben beyaz pandemiye kadar büyük bir coşkuyla zaman zaman oğlumu da ailemi de götürüyordum. Neyi söyleyeceğim? Oradaki ortam, hani maçı Bursaspor kazansın da Texaslarla güzeller içinde bir seni seçtim. Omuz omuza klasik oldu ya ritüel. Onu görelim. Hatta ben hemen cepten video alıyordum, paylaşıyordum falan. Aynen. O coşku. Hatta bir iki Amerikalı'nın böyle sizlere sarılıp ayaklarını tabii havada böyle zevkle onların içinde değil mi? Amerikalılar ne diyorlardı tabii mesela geçen sene? Perry Jones vardı. Yani bayılıyorlar. Yani Perry Jones bizim biliyorsun biraz ölü gibidir. O bile canlanıyor. Ruh gibi. Poker face. Ya bu sezonki arkadaşlara söyledik yani bayağı şanssız bir dönemden geçtiklerini onun kendi atlarına çünkü göremediler. Geçen sene burada acayip bir atmosfer. Videoları görüyorlar sadece. İnşallah önümüzdeki sezon tekrar tribüne buradaki sporcular da onu yaşar. İnşallah sevgili kaptan, tabii bu büyük bir salon. Boş olunca artık sadece koçların ve yardımcıların, yedeklerin sesi duyuluyor. Ya da işte ayakkabı gıcırtıları, hakem düdükleri. Tabii ses, yani konsantre olmakta zorlanıyor muydunuz? Mesela geçen sene yarım kaldı ama bu sene başladı. Bir de Avrupa Kupalarına ilk defa katıldınız. O takımla da tarihe geçtiniz. Euro Cup, ama orada da işte gitmeler, 5 gün boş durup Slovenya'dan dönüş.
Siz Fransa'ya gittiniz, maç oynanamadı rakip Aynen. takımda Covid vakaları. Sonra üst üste pazartesi, çarşamba, salı üst üste oynanan maçlar çok yoğun geçti. Ve tabii takımı da siz de çok yoğun Covid'lerden geçtiniz. Hepiniz neredeyse yakalanmayan kalmadı gibi takımda. Bak, hal böyle olunca çok yabancı sirkülasyon da oldu. Takım oturmadı. Sırp koç geldi 8. haftadan sonra 9. haftada. Bu yaşananlar biraz sanıyorum örseledi takımı da. Yani lige konsantre olma, işte geçen hafta Nedim yani, anlattı. Patras'a 18 saat otobüs yolculuğu falan. Yani şöyle, Euro Cup gerçekten zor bir kupa. Evet, bugün ikinci Avrupa'nın kupa. En zor ikinci kupası. Evet. Ben şimdi burada önümde lig tablosu var, bakıyorum. Evet. Biz hala, evet geçen seneye göre bütçemiz biraz arttı ama hala ligde 12-13. Sırada olabiliriz bütçe olarak. Yani 12. dedi Nedim, evet. Doğru bilmişim demek. Evet, yani, mantıklı. İnanılmaz büyük bir bütçemiz olmamasına rağmen Euro Cup'la birlikte gerçekten çok zorladı takımı. Bir de üstüne Covid vakaları, gidişler gelişler, hakikaten baştaki bocalamamızın en büyük sebebi buydu, sakatlıklar. Tabii ondan sonra koç Dušan Olimpijević'in gelişi. Evet. Hakikaten o da, ona da ayrı bir parantez açmak lazım. Ona da açacağım zaten. Hani Ender benim sağ içindeki sağ kolum diye bir yayıncı kuruluş TV burada röportajı vardı. Senden bahsetti. Hatta biz geçen hafta Nedim'le de kulaklarını çınlattık. 15 günlük atıyorum milli takım arasında topa ellettirmedi dedi menajer Nedim Yücel. Siz orada kondisyon yaparken Ender her bir pozisyonun, her bir drillin hakkını veriyordu. Ve onu görenler de kaptanımız 38 yaşında bunları yapıyorsa bizim kaytarmamız mümkün değil deyip aynısını yapmak durumunda kalıyorlar. Bunu koç da söylemiş. Nedim de söyledi geçen hafta menajeriniz. Yani bu bile çok önemli bir şey. Yani sayılı maçlarım var. Senin en son röportajını okuduğumda ben 6 maçım var. Keyfine varacağım demiştin. Evet. Veda yani kararı aldıktan sonraki röportajında. Ve orada sen hala sanki seneye de oynayacakmışsın gibi bütün drillerin hakkını verirken diğer oyuncuların da bunu görmesi koçu bir hayli etkilemiş. Evet, yani ben sonuçta işte cumartesi günü maç. Son maç. Cumartesiye kadar işimi layığıyla yapmaktan yanayım. Evet. Tabii motivasyonu eskisi kadar kolay olmuyor, açık konuşmam gerekirse. O doğru ama. Sonuna kadar, son düdüğe kadar diyeyim, işimi yapmaya devam edeceğim. Koç da hakikaten geldiği günden beri çok ciddi mesai harcıyor. Yani hakikaten uykusu hariç büyük ihtimalle sürekli kulüpte. Değil mi? Çok ciddi mesai, çok ciddi fedakarlıklar yaptı. Sürekli maç izliyor, video, rakip analizi. Takımı hakikaten özellikle savunma noktasında çok ciddi noktalara getirdi. Bugün hakikaten ligin en iyi savunma yapan takımlarından biriyiz. Bunda, ki giden gelenlere rağmen yani. Bunda koçun parmağı çok yüksektir. Hakikaten hem bizim takıma hem önümüzdeki uzun yıllarda da yine Euroleague'de ben koçun çok önemli yerlerde olacağını düşünüyorum. Evet. Biraz da şeysiniz yani, koç senden birkaç yaş küçük. Evet. Yani jenerasyonunuz da yakın. Evet. Ama hırslı bir antrenör. Geldiğinde kadroya dokunuşlar yaptı. İşte önce Lamar Peters geldi, o gitti, bu geldi falan. O kimyayı oturtturana kadar tabii bir 5 maç kaybettiniz. O normal meşhur, yani meşhur bunlar çok maç. Kolay değişebilen şeyler değil. Özellikle bir de paranıza göre oyuncu arıyorsunuz falan. Bir takımın yani savunmasını oturtmak, ciddi şekilde geliştirmek çok ciddi zaman ister. Koç bunu kısa sürede başardı açıkçası. Evet, o da çok önemli. Bir de yani mesela şunu söyleyeyim. İşte hafta sonu Galatasaray'a kaybettik. Şimdi bir maç kaldı. Sonuçta yükselen bir grafiğimiz var. Yani dün bir toplantı yaptık. Evet. Şimdi insanlar der ki normalde o toplantıyı görse, yani bir maç kalmış. Takım playoff zor. Takım iyi oynuyor aslında. Son haftalarda çok topardı. Bu durum ne diyebilirdi dünkü toplantıyı görseler? Yani hatta koçun, ben iki gün izin verir diye tahmin ettim ama gene bir gün vermiş. Yani koçun işini ne kadar ciddiye aldığını, onun son için topa kadar. Hakikaten her toplantı, her idman, her maç son derece ciddiye alıyor işini. Evet. Dediğim gibi çok başarılı olacaktır. İnşallah. Bu arada maçlar da dün akşam belli oldu sevgili seyirciler. Cumartesi günü saat 15.15'te Bursa'da Tofaş Spor Salonu'nda kaptan
Ender Aslan, ara hatırlatalım. Son maçına çıkacak. Jübile gibi bir maç. Bilmiyorum tabii bu pandemide jübile programı yapmak zaten imkansız gibi bir şey. Belki ileride olur. Kadar, belki ileride olur sembolik olarak. Son maç tabii 20 senelik Süper Lig kariyeri. Sen şimdi yıldız takım falan toplamda kaç sene oldu? Ben 8 yaşında lisanslı başladım. Lisanslı olarak? Lisanslı olarak herhalde 12. 12, 26 sene. Evet. Yani matematik. 26 senedir potalarda sürekli mücadele, antrenman, deplasman, yurt içi, yurt dışı, git gel, arada Euroleague, milli takım. Herkes tatile çıkardı, sen milli takıma giderdin. Evet. Japonyalar, şuralar, buralar. Aynen. Gittiniz, bu arada güzel mesajlar da geliyor. Canlı yayında da Facebook'tan mesajlarınızı bekliyoruz. Ender için de dedik ki, bari son hafta alalım. Hem bu kariyerini konuşalım, hem bundan sonraki planlarını. Hem de sizlerden gelen mesajlarla güzel bir ana olsun veda anlamında. Bunlar tabii her zaman olan şeyler değil. Mesela Efe Gökata Kambir iyi bir basketbol takipçisidir. İyi yayınlar Serkan abi demiş. Türk basketbol tarihinin efsane gardı Ender abiye selamlar diyor. Şimdilik selam vermiş. İleriden sorular gelebilir. Serkan abi senin sesin iyi geliyor. Ender abi sesinde bir kaptan var mı bir şey? Maskeden dolayı mı? Ha, birazcık bağıralım o zaman. Birazcık boğuk geliyormuş diye Bursalı Timsah uyarmış. Son hafta yani bir şimdi kazanmasın diye maskeyle kusura bakmasın. Tabii şimdi son hafta çünkü risk alamazdık. Ben zaten böyle çıkıyorum 3 haftadır biliyorsunuz ama şimdi Ender kaptanımıza biz burada her tarafı steril hale getirdik. Yani son maçını kaçırdı olmasın. Son maçını kaçırdı olmasın diye biz tabii ki orman maçı öncesi çok daha dikkatliyiz. Her zamankinden daha da dikkatliyiz kaptanımıza burada. O yüzden dikkat ediyoruz. Çift maskeliyiz şu anda bakın. Ender'de de var. Evet. Benimki de mavi ve yeşil altta. Kadir İşeri selamları yayınlar demiş. Ender kaptan sosyal medyada kullanmıyor galiba diye. Efe ben de aradım bulamadım. Kullanmıyorum evet. Çok fan sayfam var da hiçbir senin olmadığı belli. Yani 300-500 takipçiler. Kullanmıyorum yani tercih etmiyorum. Senin tercihin. Aynen. Annemin selamı ve iyi yayınlar dilekleri var. O da bizi takip ediyor. Aleyküm selam. Bizden de güzel. Selamlar. Evet ben de annemin ellerinden öpüyorum. Ve hemen Engin Batu'dan geldi. Selamlar iyi yayınlar Serkan abi. Ender Kaptan'a emekleri ve katkıları için teşekkürler diyor. Ne güzel. Bunları birer plaket olarak kabul et. Ben teşekkür ederim. Yani bizim plaketimizde programın kendisi. Benim için dediğim gibi burada olmak büyük bir zevkti. İyi ki bu tercihi yapmışım. Değil mi? Aynen. Bursa'da olduğu için de zaten çok memnun. Kendisi de bunu en özel sohbetlerimizde de söylüyor. Biraz da bizim sorularımıza geçelim. Sorulara geçmeden önce de Tofaş'ın sahasında Darüşşafaka'yı 101-89 yendiğini ve 4. sıradaki yerini 18 galibiyette koruduğunu söyleyelim. Türk Telekom'da 17 galibiyette. İlk 4'te olmak biliyorsunuz saha avantajını ele geçirmek anlamına geliyor. Efes, Fenerbahçe, Karşıyaka ve Tofaş ilk 4'te sıralanıyorlar. Bursaspor'un zaten haftalar önce aşağısıyla irtibatı kesmişti. Ali Ağa mı düşecek, Lokman Ekim Fethiye mi? Onu da son hafta göreceğiz. Evet. İkili averaj Fethiye'de bildiğim kadarıyla. Aynen. O yüzden bir hayli zor. Oradaki tabloyu da tam söyleyeyim, yanlış bir şey yapmayayım. Çünkü böyle durumlarda not alıyorum yayıncılık gereği. Bazen sayıları ezberleyemiyoruz ama. Ertelenen maçlar var, biraz karıştı orası. Karıştı orası ama puan eşitliği durumunda Fethiye Ala Petkim'e üstünlük sağlıyor. Onu bir kez daha vurgulayalım. Basketbol 2. liginde de İstanbul Basket'ten sonra Ankara Anadolu'da düştü. Orada da Bursa takımları Budo yırttı. Tofaş'ın da aynı zamanda pilot takımı Budo Gemlik. Final. Finalde bir galibiyet kafa kafaya gittiler. O da önümde. Onar galibiyete ulaştı. Budo Gemlik bu hafta kazandı. Final kaybetti. Güzel. Kızlarda da Büyükşehir Belediyesi Bayanlar Basketbol 1. Ligine yükseldi. O da çok Süper Ligine yükseldi. O da çok büyük bir başarı. Artık yıllar sonra bir Süper Lig takımımız oldu yine kadınlarda. Çok güzel. Onları da kutluyorum. Bizim hatta spiker Ali Emre'nin Dedeoğlu'nun eşi de burada oynuyor. Öyle mi? Hatta o da takımı çıkaranlardan biri. Tebrik ederiz. Lig TV'den, eski adı Lig TV Beyin Sports'tan arkadaşımız. Bunlar tabii güzel şeyler. Onları da söyleyelim. Bakıyorum. Sorularınızı bekliyoruz ve yorumlarınızı Ender'e. Kaptan ben de nacizane birkaç soru hazırladım sana. Evet. Hani 2 yılın Bursa'da nasıl geçtiğini anlattın zaten. Boş tribünlerde tabii konsantrasyon
farkı olmuştur. Acaba tribünler dolu olsaydı en az kaç fazla galibiyetimiz olurdu Bursa'da? Öyle bir şey düşündün mü hiç? Ben playoff'ta olurduk diyorum. Kesin değil mi? Kesin. Ben de en az, geçen hafta Nedim'e söyledim. En az 3 galibiyet olurdu artı. Zaten otomatik playoff oluyor. Playoff oluyor zaten. Yani hiçbir kere, bilmiyorum tabii Euro Cup dediğim gibi çok zorluyor ama belki de hiç o korkulu rüya yaşadığımız dönemi bile yaşamayabilirdik. Rahatça hep playoff potasında olurduk yani ve evet, girerdik değil mi? Evet. Çünkü geçen sene de öyle tam playoff'a girerken lig yarıda kaldı. Aynen. O heyecan yarıda kaldı. Peki bu 20 küsur yıllık kariyer, 2010 Dünya Kupası, böyle unutulmadığın anlar diye baktığında Efes altyapısından yetiştin değil mi? Evet. Bildiğimiz evet. kadarıyla. A takıma yükseldin. O zaman hatta sen 17 yaşında A takımı oynadın. Evet. Ben yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 2000 senesinde. O yıllara döndüğünde senin basketbola başlamanda ya da A takıma yükselmende emeği geçen unutamadığın koçlar, oralardan başlarsak neler söylersin? Tabii orada çok önemli koçlarla çalıştım. Tabii. Öncelikle tabii Efes'te ilk antrenörüm Bilal Handuru'ydu. Evet. Kendisi olmasa büyük ihtimalle şu an bu koltukta olmayabilirdim çünkü... Böyle bir kariyer olmazdı belki. Şöyle ki işte bu zaten daha önce anlattığım bir hikaye. Efes'teki bir seçmeye kolum kırık olması sebebiyle alçıyla gittim. Haliyle de seçilmedim. Demişlerdir oğlum senin burada ne işin var? Aynen öyle ama işte Bilal abi orada sağ olsun benim çok yetenekli olduğumu kolum iyileştikten sonra bir daha gel dedi. Gelmemi gerektiğini o dönemki altyapı sorumlularına söyledi ve evet, oradan bir dönüş yoksa ben büyük ihtimalle bir daha herhalde oynamazdım. Kimler vardı o zaman altyapı sorumlusu olarak? Ya ben yanlış hatırlamıyorsam Aydın abiydi. Aydın Örs, aynen. Evet. Ya Aydın abi de o seçmelerde vardı. Sorumlu olarak mı onu tam hatırlamıyorum. Artık bayağı tabii, biraz daha çözün. Sen de küçüksün tabii. Tabii sonra Fikret abi, Fikret Doğan'a çok Fikret şey Doğan, borçluyum. Yani altyapıda benim için en önemli isim Fikret Doğan. Çok değerli Doğan bir isim, hala çalışıyor. Bana gerçekten çok ciddi emek harcadı. Çok şey öğretti. 3 yaş büyüklerimle, 2 yaş büyüklerimle turnuvalara götürdü. Yine Menderes Gümüştal. Evet, o da çok değerli bir hoca. Hurşit Baytok, Yıldız Hurşit Milli hoca, Takım'da tabii, bizi aldı. Hakikaten sadece basketbol değil, çatal bıçak tutmayı bile öğretti kamplarda. Hakikaten Hurşit abi çok, çok değerli bir insan. Ben onu eski Potalt programına konuk etmiştim, biliyorum. Çok ciddi emeği var Hurşit abinin bizde. Özellikle topsuz oyun, ayak oyunları, evet, çok ciddi bir fundamental bilgisi var. Gençler dikkatli dinleyin, bakın çok önemli detaylar anlatıyor. Çok ciddi fundamental bir guard bilgisi olarak var Hurşit abinin. Yani çok değerli. Hurşit abi de guard'tı yanlış hatırlamıyorsam. Tabii tabii. Çok önemli milli bir takımlarda. Yağız Er abiyle çalıştım altyapıda. Yağız Er bizim Bursa'dan yetişmedir biliyorsun değil mi? Aynen. DC Nilüfer'den. Mesela lise takımında Hakan abiyle, Hakan Yavuz'la çalıştım. Hakan Yavuz şu yani, anda Yalova'nın başında. Aynen. Ona da geçmiş olsun. Covid geçirdi o da geçenlerde. Aynen. Geçenlerde ben de konuştum. Yani çok unuttuğum da vardır şu an. Vardır tabii. Ama birçok takımla çalıştın çünkü. Her antrenörümden bir şeyler öğrenmeye. Milli takımlarda çok hocan oldu. Aynen. Oldu. Genelde Yıldız Milli, Genç Milli Hurşit abiyleydik. Ümit Milli'de Murat Özgül'le çalıştım. Evet. O da Fenerbahçe'den bizi çalıştırırken zaten İbrahim'in de hocası. Süper Lig tecrübeli bir antrenördü. Hakikaten o Ümit Milli takımda çalıştırdı bizi. Bizim de tam A takıma çıkma dönemimizde Süper Lig tecrübesi olan bir antrenörle çalışmak bizim için çok önemli bir tecrübeydi. Bir ara Aydın abiyle Mete abi de Ümit Milli takımda beraberdiler galiba. Öyle aynen hatırlıyorum. Öyle. Sonra işte ondan sonra A takım serüveni başladı. Evet. Benim için unutulmaz olan tabii ki hani hepimiz için nasıl diyeyim idol diyebileceğim Aydın Örs'le 2003'teki tabii, ilk A milli takım turnuvam. Müthiş. İlk A milli takımda forma şansını bana Aydın abi verdi. İsveç miydi? İsveç. Ve onun kışın elemesi olmuştu. İlk evet, kez zaten o zaman A milli takım forması giydim. 2003 Ukrayna deplasmanıydı. O yani Aydın abiyle çalışmak benim hayallerimin gerçeğe dönmesiydi. Çünkü ben Efes altyapısında basketbol öğrendiğim için küçük takımdan itibaren ben hep A takım idmanlarını izleyerek büyüdüm. O çok büyük avantaj. Ve Aydın abi o takımın efsane antrenörü. Koraç Kupası şampiyonu. O zamanlar 96. Hayal kuruyorsunuz. Yani ben de bir gün A takıma çıkabileceğim mi?
Aydın Örs'le çalışabilir miyim diye. Koraç kupasını aldığında sen 13 yaşındaymışsın mesela. 96. Bir sene sonra Tofaş final oynadı, alamadı. Ben mesela 96'daki falan idmanları kaçırmıyordum A takımın. Yani Mert Erde. Sürekli kenarda değil mi? Antrenman seyrediyordum. İşte 2003'te Aydın Örs'le birlikte çalışma şansını elde edince mesela benim için bir rüya. Müthiş, gerçek oldu. Bir hayal o gün gerçek olmaya başladı. Ondan sonra da çok şükür şansım da değil mi? Yardım etti. Kendi çalışmam. Yani çok şanslı, güzel bir kariyer geçirdim. O antrenmanlarda mesela Peter Namoski'ye başka bir gözle bakıyor muydun? Bakmaz mı ya? Gart. Her hareketini inceliyordum. Değil mi? Tabii. Bir de şu yüzünü silme hareketleri, taktikleri onlar vardı. Onlar çok vardı. Ufuk abi, Ufuk Sarıca. Ufuk, evet. Evliyaoğlu vardı. Çok arasında biri oynuyordu Evliya. Çok önemli oyuncular vardı. Ben de onlarla deplasmana gidiyordum o zaman Ender. Sağ olsun Engin Özerun çağırıyordu beni. Bot altı programında. Benim de ilk milli takım deplasmanım Ukrayna, tesadüf. Kiev. Milli takımla beraber gazeteci olarak ama. Yani, ama 97. Ha, 90. Ercümen Sunter vardı. Ha, okey. Biraz eski. Sonra 99'da Mehmet Okur'un A milli takımda ilk başladığı, Mirsat'ı kesmişti. A milli takımda ilk Erman Kunter'in 5 başlattığı maçta ben İsveç Lulu diyorlar onlar. Biz Luleå diye okuyoruz. Lulu'daki bir kuzeyde. Bir gittik Kasım ayı. Sabah 10'da hava aydınlanıyor. 2.30'da hava kararıyor. Dersimiz döndü. Bir göl donmuş, göl kenarında falan. Acayip bir yer. Uçağı yıkıyorlar böyle şeyle, alkolle donmasın falan. Dedim biz ne? Barbaros Çıdal'la beraber gitmiştik. Ender Bilgin maçı Kanal D'den anlatmıştı. Nereye burası falan diye şaşırmıştık. Hatta Mustafa Arabola, Mehmet Ali Arabola'nın babası, eski tiyatrocu, bize yarım gün bir tur kiralamıştı bize. Çok da sağ olsun. Güzel. Güzel bir aile vardı o zaman. Erman abi, Remiz abi de genel menajerdi. Milli takım ortamları her zaman güzel olmuştur. Güzel. Yani sonuç, turnuvadaki sonuçlar ne olursa olsun, iyi ya da kötü. Benim çok kötü turnuvalarım da oldu takım halinde. Çok iyi. Ama ortam güzel değil mi? Her zaman birbirimize hep destek olduk. En büyüğünden en küçüğüne hep sahip çıktık. Ülkenin en iyileri. Hep birbirimizin arkasında durduk. Evet. Japonya var mesela 2006. Aynen. Belki birkaç kötü turnuva oldu ama genelde o birbirimizin arkasında durmamız bizi işte 2009'daki o başarılı, 2010 değil mi? 2006. Bir bütünlük o sinsile geldi. Yani o jenerasyon götürdü aslında yukarı doğru. Araya gidenler ya da sonradan katılanlar olsa da o jenerasyon bayağı bir döneme damgasını vurdu. Açıkçası ben tabii yani 2001 ben şimdi Necati abi, Efe abi, Erman abi, Aytek, Bebe Serdar falan onları tribünden izlemiş bir insanım. Nadir abiyi. Bunların hepsinin çocukları şu anda koç ya da çok önemli yerlerde. İşte Sinan Güler oynuyor hala. Bunları ben 80'lerde izledim. Sonra o efsane kadro, Challenge Kupası, Efe abinin kaptan olduğu falan. Sonra Efe abi Tofaş'a geldiğinde ben çok heyecanlanmıştım. Sonra genel menajer oldu. Sonra benim nikah şahidim oldu. Neyse program benim değil, senin program. Geçelim. Yani nereye geleceğim? Sonra biz Kerem, Hido, Memo, Harun, İbrahim Kutlay, Mirsat, Mehmet Okur öyle bir 12 dev adamı gördük. O takımda Ufuk Sarıcı son anda kesilmişti biliyorsun. Evet. Çünkü o meşhur klipte var karpuz atarken falan. Son anda aynen, altın makasa geldi. Tabii Aydın abi yönetmenliğinde onu da söyleyelim. Rahmetli Doğan abi falan. Evet, orada müthiş bir ekip. İşte Tolga abinin de teknik kadroda olduğu. Murat Özyer. Evet. Söyle. Çetin var. Çetin abi birinci yardımcı. Aynen. Ki Çetin abi o zaman mesela A takımda koçluk yapıyordu. Tabii ki. 90 senesinde Tofaş finalinde Çetin abinin Fenerbahçe'de şampiyonluğu var. Tabii ki. Antalya'da. Ben oradaydım çünkü. Bak nerelerden bahsediyorum sana. Pete Williams'la Deli Richard'ın birer yabancı oldukları. Ben de. O senelerde Tolga Tuğsavul yardımcısıydı. Coşkun Tezic o zaman Fenerbahçe'de menajerdi falan. O kadro Leventler şeyler. İbrahim o zaman orada 10. adamdı Kutlay. Şimdi o kadro paylaşmayı öğrendi. Ego yapmadı. Aydın abinin yardımcılığını kabul etti Çetin abi. Bunlar da çok önemli tabii detaylar. Tabii ki. Sonra Murat Özgül'ün Galatasaray'la şampiyon. Murat Özgül diyor. Murat Özdar'ın Galatasaray'la şampiyonluğu var. Yani konu milli forma olunca pek ego olmuyordu yani. Olmaması hepimiz lazım. Zaten koşarak. Murat Özyer'in isimleri karıştırdım. Yanlış anlaşılmasın. Sonra senle bak hemen bir soru gelmiş Ahmet Sarı'dan. Seneye teknik kadroda kalırsa
Nedim Bey'e bir 5 numara almaya ikna etmesini istiyoruz diye de gülücük atmış Ahmet Bey. Geçen hafta Nedim'e sorduk. O dedi kolay değil dedi. Yani o dönüşümde 4-5 oyuncak oyuncu falan. Nedim cevaplamıştı ama espri olarak teknik kadroda kalmanı istiyorlar yani. Öyle de bir soru geldi. Daha doğrusu istek geldi diyelim. Dünya ikinciliği de var diye biliyorum demiş. Evet Ahmet Bey söyledik zaten 2010'da. Ender Kaptan'a Bursa Spor'da basketbol kariyerini devam ettirip sonlandıran emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz demiş. Sonradan da Nedim Bey eklemiş yani. Ben ilkini görmemişim, ikinciyi okumuşum direkt. Bunlar güzel şeyler tabii. İz bırakan koçları saydın. Ergin Ataman'ı oraya tabii koymamız tabii, lazım. Tabii Efes'te Aydın abiden benim, sonra. Orada da kariyerimde hani tepe noktam kim ne dersiniz her zaman Ergin Ataman'ı söylerim. Değil benim mi? için kariyerimde hakikaten ayrı bir yeri olan bir antrenör benim için. Ben zaten şöyle sorular sevmiyorum. İlk 3 hocayı sayar mısınız? Ya şimdi öteki gariban, öteki hocaları saymazsa oyuncu tabii zor ki, duruma düşüyor. Tabii ki. Ama her işte başlangıçtan itibaren aşama aşama benim dediğim saydın gibi yani. Ben oyuncu olarak çalıştığım her antrenörden kesinlikle bir şeyler öğrenmişimdir, kapmışımdır, Kesin. Tabii canım. gözlemlemişimdir. Bunların hepsini bir nüvende birliktirdin yani. Uyan oluyor, uymayan oluyor ama sonuçta her zaman antrenörün dediği olmalı. Ben buna inanıyorum. Olsun. Oyuncunun bazen kafasına yatmasa da antrenörün istediğini sahada uygulamak zorunda. Mesela sana benim kendi mesleğimden örnek vereyim. Ben de spor muhabirliği yaparken sahada ya da salonda fotoğraf çekerken sonra maç yazısı ve köşe yazısı yazarken etap etap da bizim yani. Biz de kale arkalarında çok donduk ve pot altında yerlere oturduk. Hatta hiç unutmam İsveç'te bir yerde oturduk Tofaş Avrupa maçında. Dondum bir kalktım dediler burası buz pisti. Basket maçı olunca parkeleri koyuyorlar. Evet, biliyorum. Sonra Yani. orada şey oldu. Eurovision şarkı yarışması oldu falan yıllar sonra. Yani biz nerelerden geçtik? O zaman benim spor müdürlerim vardı mesela. İleride spor müdürü olursam neleri yapmayacağımı, neleri yapacağımı onlardan artı eksi öğreniyordum. Spor müdürü olduğum zaman da eski müdürlerimden de aldıklarımı kendi imbiğimden geçirdim. Çünkü bu bir tecrübe, usta Aynen. çırak ilişkisi gibi bir şey. Aynen. Sorular gelmeye devam ediyor. Kadir İşer'in selamlar, iyi yayınlar ve başarılar dilekleri var. Onu da tekrar iletmiş olalım. Teşekkür ederim. Takımda en iyi anlaştığı oyuncu kaptanın kimdi diyor Efe Gökata. Valla ben Türkleri özellikle ayıramam burada. Oğuz çok uzun yıllardır milli takımlarda beraber E oynadım. tabi. Birkan, Metin benim için hepsi Değişik dönemlerde oynadınız. çok özel isimler. Hakikaten Metin'le Darüşşafaka'da, Birkan'la Darüşşafaka'da oynadım. Metin'le Telekom'la da oynadık. Evet orada da. O da milli Zaten takıma yükseldiği açıkçası günler. onlar bu sene Bursa'ya gelirken benim de çok ciddi konuşmalarım oldu onlarla. Onları burada görmeyi ben de çok istedim. Şey mi? Alo ben Ender abini ya, yaptım. o kadar değil ama zaten hani ciddi bir yapılanma Espri vardı tabii canım. orada. Hepsinin tercih nedeniydi ama açıkçası benim için de özellikle son senemde onlarla oynamak çok keyifli oldu. Değil mi? Çünkü hakikaten özellikle bu üç isim benim çok bu camiada sevdiğim insanlar. Ve sürekli onlar da zaten yıllarca beraber oynadılar milli takımlarda ve diğer takımlarda. O da zaten hani eski dostlarla tekrar buluşmak büyük bir keyif oluyor. Aynen. Değil mi? Hele son sene. Peki ne zaman karar verdin artık benim bu sene başlarken bu sene son senem olacak mı dedin yoksa devre arası mı nasıl kafanda planladın ailenle ne konuştun? Ya bu seneye başlarken son senem olabileceğini düşünüyordum açıkçası ama tabii yine de bir görmek istedim. Bakacağım dedi. Ya çünkü açıkçası benim basketbolu bırakma kararım fiziksele de dayanıyor ama yani kendime iyi bakan bir sporcu olduğum için hala oynayabilirim fiziksel olarak. Evet. Ama ufak tefek hani artık böyle ağrısı canımı sıkan o da işte mentale dönüyor bir anda. Yani sürekli bir yerinin ağrıması, idare Bir etmen yorgunluk gibi bir yerden sonra psikolojisi mentale veriyor. ve artık bazı şeylere de tadında bırakmak gerekiyor. Evet. Eğer eski performansına göre biraz uzaklaşmaya başladıysan benim için hani evet oynar mıyım? 2 sezon daha oynarım. Var Bacaklarım bende diyorsun gider o ama potansiyel. eski standartlarımda oynar mıyım? Oynayamayabilirim. Evet, süren azalır. Onu da görmek istemiyorum. O yüzden en doğru sene tadındayken dedin. Bu sene olacağını düşündüm. Yaklaşık da yani 3-4 ay önce
Ocak ayında falan kesin kararımı vermiştim aslında ama. Ve bunu takımla paylaştın. Yani takımla paylaşmam yine 1-2 ay önce. Yani menajerinle, koçunla paylaştın. Aynen. İlk ailemle karar aldım. Tabii canım, aile her ondan zaman sonra başta gelir. Açıkçası ben şimdi son jenerasyonlara bakıyorum, düşünüyorum da böyle 38 yaşına kadar hani basketbolda zaten 30 yaşına eskiden bırak artık diyorlardı da. Evet. Şimdi hatırlıyor musun 38 yaşına kadar oynayan Türk basketbolcu milli yani takım bazında? Şimdiki jenerasyonda? Ya benim jenerasyonumda Sinan, Cevher ve Erkan Veysoyoğlu oynuyor. Hala oynuyorlar lan. Oynuyorlar. Ama Sinan kaçtı? Ben yaşıt. Yaşıt. Yani. Yaşıt. O biraz daha geç girdi piyasaya. Herkes benden küçük sanıyor. Yok, bir an düşündüm. Ben bir yaş küçük gibi geldi. Yok. De doğrudur. Cevher, Erkan ve Sinan 83 jenerasyonuyuz biz. Evet. Ama dediğin gibi abi yani artık yaş uzamaya başladı zaten. Başladı. Hani kaleciler futbolda oynuyor. Buffon falan var 40 aynen yaşında da. Basketbol bir de çok tempolu bir spor yani. Öyle. Öyle. Aynen öyle. Dediğim gibi fizikselden ziyade mental burada durumunuz da önemli. Karar veriyorsun. Aynen. O artık bir kere kafana girdi mi çok fazla zorlamanın anlamı yok. Evet. Ama senin hedeflerin var. Sevgili seyirciler, yönetmen de uyarıyor. Galiba reklam arasını geçtik değil mi? Reklam arasını vermek durumundayız. 4-5 dakikalık bir aramız var. Onu verelim. Ondan sonra da bundan sonraki kariyeri nedir? Antrenörlük, yardımcı antrenörlük neler yapmayı planlıyor? Onları da konuşacağız. Tabii ki cumartesi 15-15'teki Orman Spor maçında koçla ne gibi sürprizler hazırlıyorlar? Onları da merak edip soracağız. Diyelim kısa bir ara Ender Aslan'la devam edeceğiz. Efendim, zeytin deyince Gold serisi. Kuruş hele. Evladım, tuz dokanıyor. O yüzden az tuzlu. Kuruş hele. Biz sepet. Biz yağlı sele seviyoruz. Ama sepet serisine bayılıyoruz. Sevmek ne ki? Çeşidi çok, benzeri yok. Sofralardaki yeri herkesin söz birliği. Marmara Birlik, bir kooperatif markası. Hey! Sen de herkes gibi internetten alışverişin kolaylıklarından faydalanıyorsun. Ya da Covid-19'dan ötürü internetten alışverişe yeni başladın. Peki ya aldığın ürün güvenliği? Haklarını biliyor musun? Yeni ürün güvenliği kanunuyla internetten aldığın ve güvensiz bulduğun ürünleri de rahatlıkla şikayet edebileceksin. Şikayetin yetkili kurumlarca mutlaka işleme alınacak. Ürün güvensizse satışı yapan internet sitesine erişim engellenebilecek, para cezası uygulanabilecek. Güvensiz bulduğun ürün için hemen Ürün Güvenliği Gov.tr'ye gir ve şikayette bulun. Hem haklarından faydalan hem de sevdiklerinle birlikte tüm tüketicilerin korunmasına katkıda bulun. Ürün Güvenliği Gov.tr. Güvenlik bir tık ötenizde. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü. Keşke görebilseydik. O zaman koronavirüsten kolayca kaçınabilirdik. Tedbir elden bırakmayın. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. O zaman koronavirüs de sizi göremez. Hepimizin temel hakları var. Bu haklara dokunulduğunda zarar görüyor, mağdur oluyor, kendimizi yalnız hissediyoruz. Adli süreçte mağdur, çoğu zaman yaşadıklarını ifade etmekte güçlük çekiyor, mağdurlar bilgilendirilmeye ve uzman desteğine ihtiyaç duyuyor. Suç mağduru ve suça sürüklenen çocuklar, şiddet mağduru kadınlar, suça maruz kalan yaşlılar ve engelli bireyler. Suç mağdurları artık adliyelerde yalnız değil. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri kuruldu ve sayıları her geçen gün artıyor. Bu müdürlüklerde mağdurlar güler yüzle karşılanıp doğru şekilde bilgilendiriliyor, ihtiyaçları doğrultusunda uzmanlardan psikososyal destek alıyor. Adli süreçte yalnız değilsiniz. Keşke görebilseydik. O zaman koronavirüsten kolayca kaçınabilirdik. Tedbir elden bırakmayın. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun.
O zaman koronavirüs de sizi göremez. Mesafeli satışlarda 14 günlük cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Satıcı sorunu çözmezse tüketici hakem heyetine başvurabilirsiniz. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Fruitex'in katkılarıyla sunduğumuz Spot Altın 2. bölümünde Fruitex'te Bursaspor'un kaptanı ve son maçına hazırlanan Ender Aslan'la beraberiz. Sevgili kaptan, cumartesi 15.15 Tofaş Spor Salonu'nda Orman Spor. Onlar da ligden düşmesi kesinleşti geçtiğimiz haftalarda. Heyecanı her maçın olur ama senin için ayrı bir özelliği var. Yani playoff ya da düşme kalma muhabbeti kalmadı. Ne diyorsun? Koçla konuştunuz mu? Nasıl bir düşünceniz var senin son yani, maçına doğru? Normal son haftalarda zaten ben oynamıyordum. Evet. Özellikle de Ömercan'ın süre almasını hem ben hem koç istedik onun gelişimi için. O da biraz gösterdi kendini son maçlarda. Aynen, çok yetenekli bir oyuncu. Ben de özellikle bu kararı aldıktan sonra son 5-6 hafta koçla konuşup Ömercan'ın daha fazla... Evet. Türk basketbolu için. Tabii ki yani Ömercan gerçekten... Bir yıllık kiralık diyebiliyorum, doğru mu? Oynadıkça gelişmeye çok açık bir oyuncu. Vallahi ama bu maçta oynayacağım büyük ihtimalle. Evet. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Gerçekten benim için çok değişik bir şey olacağını tahmin ediyorum ama bakalım yaşayıp... Keşke göreceğiz. Tribünler dolu olsaydı da şöyle bir Texas seni... Alkışlarla alkışlayacağız ama onur etmek anlamında söylüyorum. Ben de isterdim ama yine de böyle kısmetmiş. Kısmet, her şey sağlık olsun. Ben onların desteğini hissediyorum her zaman. Maçın belli bölümlerinde inşallah seni parkede göreceğiz. Öyle anlıyorum ben de. Yani koçla öyle, konuşmamızdan. Koçla öyle konuştuk. 5 başlama durum var mı? Vallahi onu bilmiyorum. Koç bilir diyorsun. Koç bilir abi. Tabii klasiktir o. O konularda fazla bilgi alamıyoruz. Tabii yönetim orada olacaktır. Fruit Extra'dan sponsor firmadan da yöneticiler gelecektir diye tahmin ediyorum. Tabii yani Fruit Extra Bursa Spor diyoruz. Burada Uludağ grubunun İçecek ailesi değil mi? Gerçekten bizim için bizim takım için çok önemli onların böyle büyük bir kuvvetin arkamızda olması, sponsorluğu. Onlar da hakikaten işte sezon başı kötü gidişat, kulüpte neye ihtiyaç var? Evet. Sürekli istişare halindesiniz. Her zaman arıyorlar, soruyorlar. Takıma yardımcı olmak için kulübe geldiler. Kaç defa destek için. Evet. Hakikaten. Kongrede Ömer Bey de kongredeydi. Ben gördüm. Sadece hani bu destek maddi değil. Gerçekten onlar da gerçek Bursalılar. Evet. Gerçekten çok seviyorlar. Kızıl ailesi. Ömer Kızıl abisi Levent Kızıl. Mehmet Erbak ailesi. O yüzden bizim takım için böyle büyük bir kuvvetin arkamızda olması büyük bir şans. Değil mi? Müthiş. Zaten her seferinde maçlara yeri geldi özel uçakla gittiler deplasmanlara. Aynen. Sizi Avrupa'da yalnız bırakmamak için. Zaten birçok maça geliyorlar. Hatta fabrika ziyaretlerinde beraberlik biliyorsun. Müthiş bir organizasyon yapmışlar. Orayı da ben bu vesileyle tanımış oldum İnegöl'deki fabrikayı. Çok etkileyici. Müthiş değil mi? Yani buradan giriyor. Hatta sana bir ufak şey vermişlerdi. Çok şişe, etkileyici. Bu şişe büyüyor. İçine bir anda konuyor falan. Ve orada üzerinde vardı işte bu Amerika'ya, bu Uzak Doğu'ya gidecek olan paketleri gördüğümüzde etkilenmiştik. Zaten hani şirketin ismin büyüklüğü vizyonu tartışılmaz. Ama dediğim gibi bu sadece maddi anlamda değil. Gerçek sevgileriyle gerçek destekleriyle Bursa Spor
basketbol takımı için büyük bir şans. Evet, aynen. Ben onu şöyle diyorum. Bursa'nın çok önemli iki markası çok iyi birbiriyle örtüştü. Çok yeni bir güç birliği oldu. Aynen öyle. Ve bütünlük oldu. Yani basketbol deyince Frutti Extra değil mi? Onun Frutti Extra'nın maçı var falan. Bizim çocuklar baba Frutti'nin maçı mı var diyor mesela. Bursa tabii Spor karışmasın diye futbolla. Çok alışkın zirvede olmaya bir marka. Çok evet. Ciddi bir vizyonları var. Basketbol takımı içinde çok daha güzel, yeni, ileri fikirleri var. İnşallah zamanla hepsi oturacaktır. Daha hatta ileri taşıyacaktır. Ömer Kızıl Bey'in bir demeci vardı kongreden sonra. Biz de onu haberleştirmiştik. Çok güzel fikir ve projelerimiz var. İşte pandeminin inşallah sona ermesiyle bu projelerimizi taraftarımızla bütünleşerek hayata geçirmek istiyoruz dedi. Ki Almanya'da işte Final Four'a sponsor oldular. Almanya'da iki Euroleague takımının bölgesel sponsorlukları var. Müthiş işlere imza atıyorlar. Ondan da yüreğine sağlık diyelim. Ender Kaptan Bursa Spor'un futbol maçlarını izleyebiliyor mu? Vakit bulabiliyor mu diye Efe'den bir soru gelmiş. Zaman zaman izledim evet. Zaman zaman. Açık kanal zaten. Aynen. TRT'den. Yani ben tabii hafta sonu olduğu için bazen çakışıyor. Bazen maç oluyor ya da maç olmayınca zaten kızım kilitliyor beni. O da var. Ama bu sezon 5-6 tane maçını en az seyrettim. Orada da genç yetenekler var. Türk futboluna. Çok güçlü bir altyapısı var gerçekten. Değil mi? Bu sezon da bana göre belki sıralama ilk 10'da olabilir. Ama çocuklar gerçekten ciddi potansiyel gösterdiler. Çok güzel mücadeleler verdiler. Sezon başında ortada bir iskelet kadro da yoktu sevgili Ender. Yani aynen. Benim işim bu. Geçen biraz önce de Ahmet Süpevke hocamızla konuştuk. Sezon başında ligi ilk 10'da bitirecek herkes okey mi, fit misiniz dese herkes verelim derdi, kabul ederdi. Çünkü düşmeme korkusu, Eskişehir gibi olur muyuz korkusu vardı. Para pul durumlarından dolayı yani tahta kapalı biliyorsun meşhur. Evet, o sıkıntıya rağmen şimdi niye playoff'a girmedin diye insanlar tabii kolaya ve güzele çabuk alışıyorlar. Kolay değil öyle ilk 6 dev bütçeler. Rakiple oynuyorsunuz takıma şey giriyor mesela Altay'da Deniz Kadah'la Mossora giriyor oyuna 87'de. Adamlar Süper Lig oyuncusu. Kolay değil. Yani ya inşallah bu yapı en azından korunması lazım. Toparlanır biraz durumlar ve bu yapı korunursa bu çocuklar üzerine de bir iki takviyeyle değil mi? Bir iki derken birkaç takviyeyle. Çok ciddi potansiyelleri var yani. Ve hala geliyor. Alttan da geliyor. Bu kim diyorsunuz? Enes Ünal'ın kardeşi. Bu kim bilmem kim. 2003'lü son maçta ilk 11'de 2003'lü 3 çocuk vardı. 17 yaşında. O yüzden aslında biraz sabırla her şey toparlanabilir. Aynen öyle. Tabii bu tür sorular gelmeye devam ediyor. Mesela pazartesi sabah ne olacak şimdi? Nasıl bir psikoloji? İdman yok. İdmana koç idmana gel demeyecek. Takım tatile çıkacak. Nasıl bir duyguyla uyanacaksın mesela? Pazar günü normal tatil zaten. Maçları evet. Seyrettin falan. Pazartesi sabah kalktın. Ne düşüneceksin acaba? Ya da son soyunma odasından duşunu alıp eşyalarını alıp çıkarken nasıl bir duyguya kapılacağını öngörüyor musun? Tam olarak bilemiyorum tabii. Yaşayıp göreceğim ama bir forma bir şey, imzalamalar, top imzalamalar bittikten sonra. Yani yeni bir motivasyonum sonuçta var. Çünkü o yüzden bu kararı verdim. Evet. Yeni hayatım için heyecanlıyım. Bakalım beni neler bekliyor. Kariyer sonuçta, planlamasında bir yardımcı antrenörlük sonra head coach'luk diye bir röportajını okudum ben. Yani evet. Yani yardımcı antrenörlük ya da yani bir yerden başlamak lazım. Bir yerden başlamak lazım. Head coach olarak başlamayacağımı söyledim. Çünkü olmuyor öyle. Çok aceleye gelmesini istemiyorum. Alttan öğrene öğrene gelmek istiyorum ama bakalım bunların hepsi değil mi? Yazın düşüneceğimiz durumlar. Aynen. Bak Kadir İşer demiş ki kendisi Eskişehir'den yazıyor. Altyapı konusunda tecrübelerini aktarabileceği projenin içinde yer almayı düşünüyor mu? Herkes basketbolu bırakınca ertesi gün işte Ender Aslan basketbol okulu gibi demek istiyor. Ben öyle anladım. Var ya öyle isim işte Hido, İbrahim falan gibi. Ya kendi adıma basketbol okulu kurmayı düşünmüyorum açıkçası ama hakikaten altyapıda da görev alabilirim. Hani bir şu anda dediğim gibi benim için çok düşünmüyorum. Sezonu bitirmek önce. Önce bir kafayı dinleyeceksin. Ama altyapıda da çok ciddi hazineler var. Yeni Ender Aslanlar yetiştirmek denir ya klasik olarak. Evet yani tabii ki çok hoş olur. Değil her mi? Zaman her şey üstte gözüküyordur ama bunların da bir alttan gelişi var. O daha çocuklarla da ilgilenmek lazım. Yardımcı olabilirsen tabii. Aslında hoşuma gider. Yani hem altyapıda hem A takımda yardımcı antrenörlük de olabilir. Evet. Mesela şey olabilir. Sizde Serhan mesela Kavut. O da çok genç değerli. Takımın gerçekten hocası. Çok
Bursa için çok değerli bir... O da eski bir gard. Aynen öyle. Oyak Yonadan biliyorum. Altyapıda ve ondan sonra Renault'da oynadı. Çok maçını yazdık Bursa'da yani. Oynadı. Serhan Hoca, o da çok da iyi bir antrenör olacağını düşünüyorum Serhan Hoca. Geliştiriyor kendisini. Aynen. Değil mi? Çok da iyi bir insan. Kesinlikle. Yani hani kardeşim kadar severim dediklerimden. Kesinlikle. Camiada. Çok düzgün, karakterli. Müthiş. Sağlam bir çocuk. İnşallah onda güzel bir gelecek beklediğini düşünüyorum. İnşallah. Biz değerli dostlarımızın, kardeşlerimizin bir yere gelmesinden ben gurur duyuyorum. Yani çok maçını yazdığım kişiler bir zaman sonra bir bakıyorsunuz A takımda koç, antrenör, menajer. Bunlar da bana gurur veriyor. Tabii ki. Yıllarca o insanlarla beraber deplasmanlarda. Tolga abinin ben Efe abiyle Tofaş'a girdiği 88 senesinde ben muhabirdim. Tofaş kapısından girdiler. Önder Seden ve Mete Babaoğlu yardımcılarıydı. Önder Seden'in yardımcısıydı. Nedim Karakaş genel menajerdi. Oraya gittik. Sonra kaptan oldular. Efe abi bıraktı, Tolga abi kaptı. Şimdi genel menajer. Efe abi ondan önce genel menajer ve başkan olmuştu. Deplasmanlara gidiyorduk derken şimdi belli yerlere geliyorlar. Yani buna niye örnek veriyorum? Basketbolculuğunu bildiğimiz kişilerin zamanla belli yerlere gelmesi bizi mutlu ediyor. Bu Nedim'in de çok maçını yazdık mesela Bursa'ya. Çok rakip takımlara geldi gitti. Hmm. O da çok değerli bir kardeşimiz. Nedim Yücel de sağ olsun açamasa da döner. Yoğun çünkü onun telefonunu ben biliyorum. Hatta bu yapılamanın ilk günlerinde doğrusu yardımcısı da yoktu. Sürekli ilk yılında evet, hatırla. Aynen, aynen. Telefon kulağına yapışıktı yani. Aynen. Herkese de yetişmeye çalışıyorduk. Kolay değil. Yani diyorsun ki önce bir yardımcı antrenörlük bir yerden başlamak lazım. Öğrenmek lazım diyorum. Duşan'la böyle bir sohbetiniz geçti mi koç? Ya hocayla da konuştuk. Bakalım burada tabii ben 22 yıl demişsin. 22 yıldır oynuyorum. Evet. Ailem nereye gitsem peşimde. Biraz da onları da dinlemenin vakti. Bakalım. Bu yaz biraz kafayı dinleyeceksin herhalde. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek. Evet. Öyle pandemi çok... de var. Sen de haklısın. Yani ailene zaman ayırmak, biraz kafanı dinleyip bir sakinleşip karar ya vermek istiyorsun. Sonuçta ben kariyerim boyunca çok ciddi kararlar aldım. Oradan oraya gittim, buradan buraya geçtim. Hepsinde Avrupalar, eşim, diğer şehirler. Kayıtsız şartsız hep destek oldu, hep yanımda oldu. Evin İstanbul'da ama İstanbul Bursa'da çok yakın. Ben de altyapı yapıyormuşum. Ya yani şu anda dediğim gibi düşündüğümüz bir durum yok. Bakalım ya önce bir kısmet son diyorsun. Maçı oynayalım. Şu son maçı ayrısıyla bir oynayalım dediği gibi sevgili kaptan. Sevgili seyirciler sağ olun bize de çok destek verdiniz. Mesela buradan basketbola başlamak isteyen ya da yeni başlayan genç kardeşlerimizin kendileri ya da aileleri izliyor olabilir. Yani. Burada bir iki anahtar kelime söylemek gerekirse yani çok çalışmak, sabır falan onları tabii ki biliyoruz ama ne iletmek istersin birkaç cümleyle basketbola? Mesela sen işte başladın, kolun kırıkken seçmeye gittin, müthiş bir espri mesela. O senin hırsını gösteriyor. Ve ne yapmasınlar? Yani tamam şimdi pandemi var ama okul da var. 8. sınıf olunca çocukları spordan uzaklaştıran aileler var. İşte LGS'ye gireceksin. TEOK'tu falandı evet. Filandı biliyorsun. Nasıl bir mesaj vermek istersin onlara yol gösterici? Ya burada iki tane şey çok önemli bence. Birincisi mesela şöyle bir durum var. Çocuğundan daha çok çocuğunun sporcu olmasını isteyen aileler var. Evet onlar biraz hani ben olamadım sen ol gibi. Şimdi bunu da ben çok doğru bulmuyorum. Öncelikle mesela benim de kızım var. Sporcu olsun isterim tamam. Ama öncelikle onun ne istediğini kendisinin hissetmesini. Yani belki balerin olacak, belki piyanist olacak. Onu öncelikle sen bilemezsin. Yani bizim ülkede bir çocuğumu sporcu yapayım. Zorla götürme. Kurtulsun durumu var. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama tabii ki sporcu olmak isteyen çocuk seviyorsa kardeşlerimize de diyebileceğim yani klişe ya da değil. En başta çalışmak. Hem de çok çalışmak. Değil mi? Ama seveceksiniz. Burada hani farklı benim tavsiye edebileceğim çok fazla izlesinler. Evet. Maç seyretsinler. Görsel hafıza. Beğendikleri oyuncuyu seyretsinler. O hareketleri pratik yapsınlar. Ama sonuçta basketbolda yani basketbolu bildiğim için basketbol ama tabii genelde tabii. Bütün sporlar için pratik. Tekrar. Aynı şeyi belki günlerce, aylarca tekrar. Yani evin bahçesinde varsa ya da okulun bahçesinde aynen, bir yerde. Hiç fark etmez. Alt komşu kızmıyorsa evde. Değil mi? Yani pratik, sürekli çalışma.
Ondan sonra tabii ki şans lazım, hırs lazım. Ama en başta her zaman dediğim gibi pratik ve gözlem. Gözlem çok önemli. Gördüğünü tekrar tekrar izleme, ondan sonra uygulamaya geçme, pratik etme. Ben de bunlar çok faydalı oldu. Farklı evet. Söyleyebileceğim. Onun dışında zaten her şey aynı. Aileler de işte inandıkları, güvendikleri kulüplere, okullara göndersinler. Kulüp aynen okul işbirliği çok önemli. Ben çok biliyorum. Çavuşoğlu'nda Hakan Hoca mesela 90'da Çavuşoğlu İzmir'de dünya şampiyonu oldu. Ben gene oradaydım. İşte bizde muhabirlik. Bursa Erkek Lisesi de vardı. Aha. Tofaş'ın altyapısı. Mesutlar, Levent Erdenler, Gürcanlar oynuyordu. Hı hı. Serdar Çağlan falan. O takımla beraber gittik. Atilla Çakmak aynı zamanda Tofaş'ın da düzeltiyorum. Bursa Erkek Lisesi'nin lise koçuydu. Tofaş'ın da altyapı sorumlusuydu. Zaten pilot okul biliyorsun. Orada mesela Hakan Çavuşoğlu Hakan Hoca Çavuşoğlu'yla şampiyon oldu. Evet. Ben de İzmir'deydim. Bizim Bursa Erkek Lisesi 5. oldu. Yani lise okul işbirliği çok önemli. Sonra Çınar Lisesi dünya şampiyonu oldu Brezilya'da 2003-2004 senesinde. Çok aynen net hatırlıyorum. Aynen. Hido sağ olsun bizim programa bağlanmıştı. Galiba Sacramento'daydı. Söz verdiği saatte bağlandı bana, biliyor musun? Ben dedim ki Hido bizi sallıyor, başkan bağlanmayacak. Yapar, başkan sözünü tutar. Vallahi bak kardeşine ulaştım. Dedim verin numarasını, ben arayayım. Yok Türkiye saatte kaç? 9 dedim. Dedim ki yönetmenlere hani aramaz ama ararsa yazın da promptura bağlayalım. Bütün takımı ben almışım stüdyoya. Tribün şeklinde oturtuyorum Olay TV'de pot altında. O zamanki milletvekilleri, bu işte Çınar Lisesi'nin Murat Müdür, bir sürü işte onların koçu, hepsi oradaydı. Böyle bir şüreka. En az 25 kişi vardı. Hido dediği saatte bağlandı Sacramento'dan, o saat farkına rağmen. Biliyorsun orası 10 saat. Ona yok rağmen o gençlere, çünkü ben de Hido'nun Çavuşoğlu'da şampiyon olduğunu biliyorum. Onlara hani ne söylememek istersin, onlara Tofaş'ın altyapısı ama diye. Müthiş bir oradan mesela mesaj vermişti gençlere. Bugün de sen veriyorsun. Çok önemli. Önemli olan o başarıya ipine asılmak ve sonuna kadar yılmadan, değil mi? Pes etmek yok. Yani never give up diyor ya Amerikalılar. Pes etmeden sonuna kadar mücadele. Ay bundan ibaret. Belli bir şeyden sonra zaten her şey rayına oturuyor. Değil mi? Belli bir noktaya geldikten sonra. Sonra da inşallah en iyi şekilde biz de seni ileride bir koç olarak görürüz. Bugünleri hatırlarız. İnşallah. Ender neydi o günler falan deriz. Sevgili koçumuz. İnşallah. Nasıl ne düşünüyorsunuz bu maçla ilgili diye maç sonu röportaj yaparız inşallah. Neden uzun almadın koç? Ha, niye uzun almadın? Bu rotasyon ne olacak bizim halimiz falan diye. Klasik soruları sorarız tabii. Aynen. Ama buradan mesajı aldın yani. Sen Nedim'e söyleyeceksin. Yardımcı antrenör olursan. Evet, son olarak varsa Bursa Spor tribünlere gelemeyen basketbol severlere, Texas taraftarlara bir mesaj da klasiktir. Kapatalım ve sana da bundan sonraki tabii yaşamında başarılar dileyelim. Yani kendimi şanslı addediyorum çünkü geçen seneyi yaşadım taraftarımızla. Evet. Hakikaten gördün o tribünleri. Çok özel bir atmosfer, çok güzel bir basketbolcu, bir sporcunun kolay kolay yaşayamayacağı atmosferler. Timsah Show'da dizden acıyor muydu? Acıyordu. Biraz arkalara geçip kaytardım açıkçası ama. Ama katılıyordun sen. Yaşıma versinler. Hatırlıyorum ben, evet. Katılıyordun. Katılıyorum tabii. Evet. Katılmam mı? Takımda olan her şeye katılırım. Çok keyifli tabii ki onlarla birlikte maç oynamak ama bu sene uzak kaldık. İnşallah her seneye bir belli yüzdeyle açılır diye umut ediyoruz. Her şeye rağmen hep desteklerini hissettik. Evet. Zaman zaman bizim idmanlarımıza da geldiler. Değil mi? Klasik baklavalar. her zaman desteklerini belirttiler. Çok özel bir taraftar grubu tabii. Artvin'e gidiyordu bu taraftar ya otobüste. Her yere giderler. Ben tahmin ederim. Avrupa'ya da gidiyorlar da Artvin'e otobüste gittiklerini hatırlıyorum. Daha ikinci ya da üçüncü ligdeydi takım. İnşallah bu COVID olayı bir şekilde çözülür de hem onlar takımlarına hem de takım taraftarına. Bir şeyler eksik oluyor çünkü. Aynen. O coşku olmayınca. Aynen. Sevgili Ender, sana çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadın. Buraya kadar geldin. Ben bu cumartesi Orman Spor'la son maç. Herhalde bu maçı unutmayacaksın ömrün boyunca. Büyük ihtimalle. Fotoğraflar, artık plaketler, imzalar. Güzel bir kariyer. Biz de senin önceleri tabii Bursa'daki maçlarda. Ben senin yani genç takımla Bursa'daki Türkiye şampiyonuna geldiğin günleri yani hatırlıyorum. Çok uzun senden birazcık tanışıyoruz. Evet, birazcık büyük olarak röportajlar yapardık seninle. Elimizde mikrofonlarla. Güzel günlerdi. Bir döneme hakikaten damganı vurdun.
özellikle milli takımda olsun. Euroleague, 16 sene Euroleague'de oynamak ne demek? Yani bildiğin Avrupa şampiyonasının gerekli sporcularından birisin. Bu da çok değerli her açıdan. Bir Avrupa üçüncülüğün var galiba, değil mi? Evet. Bir çıktım sene, aynen. İlk sene öyle bir Avrupa üçüncülüğün var. Yine birçok başarı ve zorlu maçlar gördün, playofflar gördün, Avrupa maçları, milli takımlar. O ay yıldızı göğsünde taşımak, dünya ikincisi olmak herhalde o Murat abinin 10 kere Kerem dediği son basket finali getiren maç falan müthişti. Yüreğine sağlık. Türk basketboluna kattıkların için kendi adıma seni bir gazeteci ve programcı olarak kutlayabiliyorum. Elimden bu geliyor. Çok teşekkür ederim. Umarız bu programda güzel bir hatıra olarak kalır. Bunu kesinlikle, YouTube kaydında göreceğiz. Kesinlikle. Benim için de büyük zevkti burada olmak. Çok sağ ol, var ol. Bu vesileyle hem ailene hem seni yetiştirenlere buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sana destek olanlara, büyüklere, küçüklere. Ve artık bundan sonra koç diyeceğimiz günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Öncelikle tabii ki cumartesi 15-15'teki orman maçında, son maçında başarılar. Son maçtan önce beraber olmak hakikaten büyük bir keyifti. Sağ ol, var ol, eksik olma. Artık bundan sonra eğer boşluk verirsen seni yorumcu olarak çağırırız. İsmail Beleş'e rakip olarak. Evet, Ender çok teşekkürler. Sağ ol, var ol. Ben teşekkür ederim. Sana da kolaylıklar diliyoruz. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, gerçekten bugün çok önemli bir konu ağırladık. Çünkü bu maçtan sonra tatile çıkacak hakkıdır. Ailesiyle beraber zaman geçirecek. Biz de öyle bir zamanlamayla tam orman maçı cumartesi 15-15. Henüz naklen yayınlar açıklanmadı ama en kötü TV Bu'dan izleme şansınız var. Gazetelerden, televizyonlardan. Ender Aslan müthiş bir kariyer, müthiş başarılar ve Türk basketboluna damgasını vurdu bir döneme. Ve Fruitex'te Bursa Spor formasıyla bırakması da bizim için ayrı bir övünç kaynağı. Bursa özelinde böyle bir değerli kaptanı. Oğuz'a da söyle hemen bırakmasın, birkaç sene daha oynasın ben. Değil mi? O daha genç. Sana göre 4 yaş var değil mi? Oğuz oynasın. Kaptanı da Oğuz'a mı devredeceksin? İnşallah, aynen. Şimdilik öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Takım içindeki büyüklere bakarsak. Diyelim, yine bir espriyle kapatmış olduk programı. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın ama önce sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.